Evet arkadaşlar, Film Salonu'ndan herkese merhaba. Ben Ozan Kıracı. Bugün de yanımda Geek Temek konseptinde Okan Karacı var. Şimdi bugün ne konuşacağız arkadaşlar? Türk Hava Yolları dün aldığımız habere göre Dawn of Justice Batman ve Superman filmine sponsor oldu. Yani biz biraz güldük bu duruma. O yüzden azıcık konuşalım, üstünde yorum yapalım dedik. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya filmle ilgili çok düşündüğüm şey var da bu konu hakkında ne bileyim. Yani futbol takımı gibi Türk Hava Yolları'nın Batman ve Superman'e sponsor olması beni şaşırttı. Ama aynı zamanda gurur verici bir şey. Ya saçma bir gururla. Aynen, Türk firmasının böyle filme sponsor olması ya çok şimdi, güzel geliyor da yani ne bileyim. İlk defa böyle bir şey görüyorum, hatırlıyorum en azından. Ben de ilk defa bir filme böyle bir markanın hani sponsor olduğunu görüyorum. Şey, yönetim kurulu başkanı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayıcı, adını yanlış bilmiyorsam, açıklama yapmış. İşte hani artık hayali şehirlerde gerçek şehirlerin ötesine geçeceğiz. Bir de hayali şehirlerde de yolculuğumuza devam edeceğiz demiş. Hatta hani bir uçağı filmin konseptine bağlı işte boyamışlar. Ve işte Metropolis'e gider, Gotham'a gider diye. Böyle bu film Türk Hava Yolları ile uçacak der gibi böyle bir konsept sağlamışlar yani. Ne düşünüyorsun abi? Komik ilk başta. Gereksiz film, değil mi? Aynen, gereksiz ama filmde mutlaka bir uçak sahnesi olacağı, banko oldu. Aynen. Aynen, şimdi bir Turkish Airlines şeyi göreceğiniz kesin oldu. Bir görsel yayınlandı. Wonder Woman uçağın içinde işte böyle Türk Hava Yolları amblemi falan bildiğimiz gözümüze sokuluyor yani. Yani işte bunu yapmak için illa büyük bir sponsorluk anlaşmasına gerek yoktu diye düşünüyorum ben. Hani ama hayırlısı olsun diyelim, ne diyeyim yani, bence bize en azından ne bileyim saçma ve komik geliyor yani. Metropolis uçacak, Gotham uçacak demek yani. Şey de var bir de, İlker Aycı'nın vaatlerinden bir tanesi de Batmobile'i Türkiye'ye getireceğiz dedi. Batman'in aracı Batmobile'i Türkiye'ye getireceğiz dedi. Yani bilmiyorum, takım gibi bakıyorlar. Yani. Aynen ya, sanki Messi'yi getiriyor adam şeyden ondan diyor. Bilmiyorum, saçma ya, saçma geliyor bana. En merak ettiğim şey, Ben Affleck'li bir tane reklam filmi gelecekmiş. Ha, bak onu merak ederim, onu merak ederim. Aynen, isterim. Belki Batman konseptinde olur, belki olmaz. Bence direkt öyle olur. Bruce Wayne bazlı alırlar Ben Affleck'i. Onu izlerim yani, onu merak ederim. Şöyle bir açıklama daha var. Uçağın, hani Türk Hava Yolları uçağının, Türk Hava Yolları markası altındaki bu uçağın bulunduğu sahnede filmin düğüm noktalarından biri olacakmış. Yani İlker Aycı öyle demiş, Türk Hava Yolları Başkanı. Bilmiyorum, sponsorluk anlaşması böyle bir imza aldı. Bizim uçak öne çıksın. Yani Batman ve Superman'le aynı karakterizde bir obje olmasını istiyorlar, rol olmasını istiyorlar yani. Güç falan getirdiler bence ona uçağa. Ne bileyim ben yani. Önemli bir sahnede mutlaka çıkacak. Aynen. İçinde hem Ben Affleck olacak hem Henry Cavill olacak demek. Ne yani amaçları ne? Hani tam güzel reklam. Zaten çok güzel reklam da. Hani bu spor kulübü değil yani. Veya bir şey değil. Bir tek film. Ama tebrik etmek lazım. Çünkü farklı bir iş yani. Evet abi. Ya mutlu olduk. Tamam, sevindik. De bir Türk firması. Yani ne kadar Türk firması desek de dünyanın en iyi seyahat şirketi yani uçak olarak. Şirketlerinden biri. Havayolu şirketi olarak aynen. Böyle bir anlaşmayı ilk defa yapıyor. Yani ilklerden bir tanesi de. Hani biz alışık değiliz. Anladın mı? Bir de bunu çıkıp İlker abi, artık İlker Aycı mıydı hani, işte onu söyleyince açıklamaları komik. Aynen yani. Hani Batmobile'i getireceğim. Bu uçak Metropolis'e de uçuyor, Gotham'a da uçuyor. Hani şimdi 2-3 güne şey var, şey de başlar. Turkish Airlines'ta işte Batman, Superman videoları bilmem neler paylaşılmaya da başlar. Ne yani bilmiyorum, değişik bir strateji. Hayırlısı olsun, iyi olsun yani, ne diyeyim, başka bir şey diyemiyorum. Aynen, başka çok konuşulacak bir şey yok ama güldük ama tebrik ediyoruz. Tabii. Aynen, tebrik ediyoruz. Bunun üstüne biraz konuşmak istedik. Hatta bahsetmişken de yanlış hatırlamıyorsam Pegasus ve Onur Airlines, işte artık reklamını yapmayayım. Anadolu Jet mi diyorsun? Bir havayolu şirketi daha. Anadolu Jet. Böyle Avengers'ın şeyini yapmıştı. Avengers üzerinden bir reklam yapmıştı. Pegasus'tu değil mi? Pegasus diye hatırlıyorum ben de. Yapmıştı. Orada hani Avengers yani süper kahramanları kullanmıştı. O sponsorluk değil yani. Bu bildiğin filmi ortak olmak yani. Turkish Airlines'in yaptığı. Aynen. Yani onlar sadece malzeme olarak kullanmış. Turkish Airlines nokta koymuş yani. Bir de şey var, Batmobile'i gerçekten getirecekler. Onu da şey, Türk Hava Yolları'na bağlı bir şirketle getireceklermiş. Yani bildiğin işte gerçekten Warner Bros. Gibi filmin bir kısmına hakim oldular yani. Çok yani, gözükmeseler de maddi olarak yani büyük bir pay falan almayacaklardır ama kendileri için çok büyük bir reklam yapmış olacaklar. Bir de tabii ki de hani boşuna girmez oraya Turkish Airlines. Bir çıkarı vardır. Rekor kurulması bekleniyor filmin zaten. Oradan da herhalde kendine arpa çıkarmak için. Yani Civil War'dan daha çok izleneceği kesin. Bence bu sezon yarışacağı tek film Deadpool olur. Yani eğlenceli olur. Olduğu için. Yani ama Deadpool... o da Çin'de yasaklandı. 1 milyar sildi yani.
O zaman yarışacağı hiçbir film yok. Film yok bence de. O zaman geeklemek konseptim ve bu kısa bölümün sonuna gelelim. Tamam. Yani konuşacak başka bir şey yok hani. Ben de film falan konuşacağız diye düşünmüştüm de sonra mı konuşuruz? Filmi konuşmaya gerek, film konuşmak için geç kaldık biraz. Yani bilmiyorum, ben ilk başta da konuşmak istiyordum da. Bu konu daha ilgi çekiciydi sanki. Bu konu daha ilgi çekiciydi. Yani film için başka bir şey yok. Bu film yarın gazete haberi olarak bu film Türklerle uçacak. Beni görmek isterim. İnşallah olur zamanı gelince. Aynen. Abi bu film için zaten böyle bir girişle girmemek iyi oldu. Aynen. Değil mi? Saçma oldu. Aynen. Turkish Airlines de var filmde. Aynen. Demek kötü olurdu. Haberlerde bunu görebiliriz. Artık filmde Turkish Airlines de var. Neyse o zaman. Geeklemek konseptinin bugün sonuna gelelim. Kısa bir video hazırladık bu haber üstüne. Çok ilgimi çeken bir haber olduğu için kısa bir video hazırladık. Okan Karacı ve ben Ozan Karacı. Artık söylememe gerek yok kardeş oğlumuzu. Bugün de programın sonuna geldik. Abone olmayı, like etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.